Bonuşa kadar aldırma. Kilo önemli bir şey değil. Bugün Yalova'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu an... İnce Sızım adlı bir single çıkaracağız. Delalethane yazıyor. Grubun adı. Doğal olamıyorum. Sen grup sen olarak çıkıyorsun. Misin? Evet, evet solistim. Sen solistsin. Böyle bir solistim. Aranjörle işlerimizi hallettik. İnşallah yeni şarkımız. Eğer... Kilo vereceğim ama ya. Hani ben şey söyleyeceğim. Abi, rahat ol ya. Kendini spora başlıyorum. Bak, yok, ben daha çok iyi gözüküyorsun. Ben şunun sözünü veriyorum. Single çıkar çıkmaz, tamam, şarkı abi. Çıkar çıkmaz. Burada konuk alalım. Güzelliğin eldivinde ve nihayetinde. Böyle sunucuya böyle sunucu yani. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine böyle eğitici bir video ile birlikte sizlerleyim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte nasıl kilo verdiğimi, neler yediğimi, neler içtiğimi, nelere dikkat ettiğimi ve sizlerin de ne yapması gerektiğini söyleyeceğim. Önemli bir süreç bu. Yani aramızda birçok insan kilo konusunda sıkıntılar çekebiliyor. Ben de onlardan biriydim. Hatta müzminlerinden biriydim yani. Müzmin kilo alıp veren insanlardan biriydim. Sürekli ama sürekli kilo alıp sonrasında tekrardan verip, sonrasında tekrar alıp, sonra tekrar veren bir insandım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Araya şunu katmak istiyorum. Ben şu an edit konusunda pek iyi değilim. İyi olsam bile bilgisayarım pek fazla iyi değil. Buralara abone ol falan yazmayı beceririm ama dandik oluyor. Dandik olmasını istemiyorum. Bu yüzden sizden rica ediyorum. Şimdiden daha videonun başında lütfen abone olursanız ilerleyen videolarda daha da güzel şeyler gelecek. Çok güzel videolar da çektik. Daha da güzellerini çekeceğiz. Bekliyorum. Şöyle şuralara belki yazabilirsem yazarım. Yazamazsam da affola. Şimdiden söyleyeyim. Abone olun arkadaşlar. Bekliyorum. Böyle kağıtlarla geldim. Bu sefer dersime çalışıp geldim. Öncelikle kendimden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bundan 2-3 yıl önce, tabii bu işlere kilo vermeye karar vermeden önce sürekli abur cubur yiyen, kola bağımlısı, abur cubur bağımlısı, her türlü çikolatanın bağımlısı bir insandım. Sabah akşam oturduğum yerde sürekli yiyip içerdim. Sonrasında peki ne oldu da ben bu hale geldim? Benim 3. sürecim diyebiliriz arkadaşlar kilo verme konusunda bu. 3 tane ayrı süreç yaşadım. Daha doğrusu 3 tane ayrı kilo verip geri alma süreci yaşadım. Daha doğrusu 3.sü bu. Daha almadım yani. Şu an hala vermeye devam ediyorum. Azar azar da olsa, yavaşlamış da olsa. Arkadaşlar, bir gün bu hani ağır yaşamlar var ya, ağır yaşamlar, deri sarkmaları, şunlar bunlar. Bilgisayar başındayım, izliyorum ve yani bir elimde kola, diğer elimde böyle biskrem falan. İşte bir şeyler var, masa abur cubur dolu en az. Yani bundan 3-4 sene öncesine göre neredeyse 40-50 liralık abur cubur düşünün, masa dolu. Ben bunları yiyorum ve bunu izliyorum. Ya çok enteresan bir durum. Hatta bugün bu videoyu çekerken bile ben az önce yediğim yemek sınırsız pizza. Size de videosunu çekeceğim zaten ilerleyen zamanlarda. Sınırsız pizza yedik. Bayağı bir tıka basa doydum geldim. Yani çok alakasız bir zamanda bu videoyu çekiyorum. Bayağı şişkinim yani şu anda da. Neyse konumuza tekrar dönersek. Böyle bir durumdayken karar verdim. Ben ne yapıyorum abi dedim. Bir anda elimdekileri gördüm yani. Ben ne yapıyorum dedim. Aha sonum bunlar olacak. Bunlar gibi olacak. Çok fazlaydım. Artık nefes alırken zorlanıyordum. Eskiden futbol, güreş bunlarla uğraşmış bir insan olarak kendime aynada baktığımda neredeyse tiksinir hale gelmiştim. O Osman'dan bu Osman çok ayrı insanlar, ayrı iki insandı. Yani neredeyse o Osman'dan o zamanki Osman'a bir insan daha vardı fazladan vücudumda. Vücudumda belki de 40-50 kilo fazladan taşıyor. Yani kendime ağır geliyordum. Merdiven çıkarken rahatsızlık duyuyordum. Yani yemek yerken bile rahatsızlık duyuyordum. Rahat yemek bile yiyemiyordum. Yemek yerken nefes nefese kalır mı insan? Ben o hale gelmiştim. Sebebi ise sürekli oturmak, hiç hareket etmemek. Konularımızdan biri de bu. Buna da değineceğim arkadaşlar. Mesela burada bahsettiğim şeylerden biri bu. Arkadaşlar sakın ama sakın benim yaptığım hatalara düşmeyin. Bak ben fazlasıyla tecrübeliyim bu konuda. Emin olun o kaslı kaslı çocuklardan daha çok benden öğrenirsiniz. Şöyle söyleyeyim, kilo alıp veren insanlar daha iyi bilir bu durumu. Ben sürekli hızlı bir şekilde kilomu vereyim, bir şekilde spora gideyim, hadi bir ay, iki ay, üç ay yemek yemeyeyim doğru düzgün deyip kiloyu verip sonrasındaki ay, bir sonraki ayda da aynı kilonun daha fazlasını alanlardan. Sonuncusu yani şu an bu dönem harici hep böyle devam etti. Diyet denedim. Spor denedim. İnternetten diyetler araştırdım. Ve korkuyordum arkadaşlar. Korkuyordum. Korkmama rağmen hızlı kilo vermeye çalışıyordum. Derim sarkabilir. Vücudumda yarıklar oluşabilir. Bu beni çok kötü etkileyebilirdi. Keza da öyle oldu. Derilerim sarkacaktı. Tam sarkacaktı. Ben
Tekrar kilo aldım. Allah aşkına o şekilde kurtardım. Yarıklar oluştu mu? Fazlasıyla oluştu. Vücudumda şu yan bölgem neredeyse full yarık. Hala o şekilde dolu. Çünkü sebebi hızlı kilo alıp verme. Bunu sakın yapmayın. Bunu hayatınıza yayın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle hızlı kilo vermeye çalışmayın. Hayatınızın her yerine sporu, hayatınızın her yerine sağlıklı yiyip içmeyi getirin yani. Mesela arkadaşlar sürekli kilo alıp verince bende şu oluştu. Artık dedim yani ben demek ki hep böyle kalacağım. Bende bu irade yok. Ben yapamıyorum. Ben beceremiyorum. Bayağı kilo konusunda psikolojim bozuldu. İnsanların bana bakışları, insanların bana karşı tutumları. Mesela atıyorum güzel bir şey. Mesela 10 kişi, 8 kişi tabii 10 kişi değildi de 7-8 kişi bir arabaya bineceksiniz. Ben kilolu olduğum için öne oturuyordum. Ama yani insanlar bunu zaten söylemiyordu bile. Sen kilolusun, sen öne otur diyordu. Bu bile benim küçük de olsa psikolojimi bozuyordu. Senin kilolu olman sana her alanda bir dezavantaj yaratıyor. Yani hayatın her noktasında sizin yapmanız gereken arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle iradeli olmak. Ve bunu hayatınızın her yönüne yaymak arkadaşlar. Benim en büyük hatam en başlarda bunu hayatımın her anına yaymadım. Sadece kısa bir sürede yapmaya çalıştım. En başta az önce bahsettiğim gibi bir karar verdim. Hadi yapacağım falan. 2-3 ay uğraştım. Böyle spor yaptım, şey yaptım. Diyet yaptım. Hiçbir şey yememeye çalıştım. Sonra ne oldu? Geri kilo aldım. Sonrasında arkadaşlar benim müzisyen kimliğimle de tanıyanlar bilir. Biz şans eseri 3 adamda itiraf bölümüne çıktık. Hatta bizim serüvenimizin profesyonelleşmesi bu şekilde başladı. 3 adamda katıldık. Şans eseri ben bir itiraf yazdım ve sonrasında o itiraf okundu. Bunu da izleyebilirsiniz. 3 adam itiraf yazarak orada beni bulabilirsiniz. 100. bölüm. Diğer şeyle de 20. bölüm olması gerekiyor. 3 adam 20. bölümü itiraf yazarsanız da çıkar veya 100. bölümü itiraf yazarsanız da çıkar. Oradaki halimi de zaten videonun başında da göreceksiniz. Klipteki halimi, işte oradaki halimi göreceksiniz. Videonun başına koyacağım onu da. Orada da bir söz verdim mesela. Ben şarkı çıkaracağım diye söz verdim. Sonrasında da ben kilo vereceğim diye söz verdim. Klibe kadar yetiştiremedim. Çünkü vücudum artık o kadar kilo almıştı ki kilo versem bile fayda etmiyordu. Sonrasında bir sonraki klip için bayağı bir uğraştım, kilomu verdim. Hatta insanlardan güzel tepkiler aldım. Ama sonra ne oldu? Gene geri aldım o kiloyu. Klip için kilo verdim çünkü. Sonrasında ne yaptım? Yani şu an. Şöyle söyleyeyim. Zaten ben videoda da gördüğünüz gibi her şeyi yiyorum arkadaşlar. Yemediğim neredeyse hiçbir şey yok. Karbonhidrat, protein yani yağlı ürünler hepsinden yiyorum. Ama abartmıyorum. Şimdi yavaş yavaş onlara geliyorum zaten. Peki bu süreçte ben ne yedim, ne içtim? Bunlar gerçekten önemli. Dediğim gibi her şeyden ama her şeyden yedim. Bak hiçbir şeyden kısmadım kendimi. Sadece azalttım. Mesela protein ağırlıklı beslendim. Sonrasında karbonhidratlı ürünleri mümkün oldukça azaltmaya çalıştım. Atıyorum makarna yememeye çalıştım. Pilav yedim ama. Makarnayı mesela haftada bir yedim. Pilavı neredeyse her gün yiyordum ama fazla yemiyordum. Yanındaki tavuğu daha çok yiyordum. Sabahleyin karbonhidrat olarak haşlanmış yumurta yapıyordum. Protein olarak haşlanmış yumurta yapıyordum. Karbonhidrat olarak haşlanmış patates yapıyordum. Yani vücuduma en zararsız halde besin sokmaya çalışıyordum. Un ürünlerinden mümkün oldukça azaltmaya çalıştım. Yemedim değil, gene yedim. Günde 1-2 hatta 3-4 dilime kadar ekmek yiyordum. Yedim yani yemedim değil. Sonrasında şeker. Arkadaşlar benim kesinlikle ama size kesinlikle önerebileceğim her şeyin tadı şekersiz, emin olun daha güzel. Çayın tadı daha güzel, kahvenin tadı daha güzel. Bunu tatmadığınız sürece anlayamazsınız. Bir deneyin. Bu kardeşinizi dinleyin, bir deneyin. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu yapın çünkü şeker size hayatınızın her alanında zorluk çıkaran bir şey. İleride sizi hasta da yapabilecek bir şey. Lütfen yani onu bir deneyin. Şekerden kurtulun abi. Şeker yani kullanmayın. Mümkün oldukça kullanmayın. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben dediğim gibi kola bağımlısı bir insandım. Şu anda da kola içiyorum. Hala devam ediyorum ve bu süreçte de içtim. Kola zero içtim. Evet. Vücuda zararı var. Fazlasıyla zararı var. Eğer vücuduma zararı olsun istemiyorsan tamamen kolayı bırak. Su iç veya soda içebilirsin. Sürekli kahve tüketebilirsin. Bunları yapabilirsin. Ama illa ben kola içeceğim, asitli bir şeyler içmek istiyorum diyorsan zero içebilirsin. Veya Sprite'ın veya yani keza birçok ürünün diyet hali var arkadaşlar. Çikolata mı yemek istiyorsun? Ye. Yeme diye bir şey yok. Kesinlikle ye. Yeme diyene seni mahrum bırakıyor.
Ye ama fazla yeme. Ne kadar kalori olduğunu hesapla, ne olduğunu bil. Onun da sana vücudun, onun da yararı var. Veya git Pico'ya, 26 kalori falan bir tane Pico var ya, Pico. Ondan ye, 26 kalori abi. Yani bunun sana mükemmel bir zararı yok. Ye, protein bar ye. Yine çikolata. Yine ye. Onun kalorisi de 200 kalori ile 250 kalori arası değişiyor. Yani sen gün içerisinde o kadar gereksiz 250 kaloriler alıyorsun ki emin ol ona üzülmezsin bile. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sabahleyin ben ya bak şunu sakın yapmayın, sizden lütfen rica ediyorum diyenler çok fazla. Hayatınızı diyet yapacağım diye zindan etmeyin. Sonrasında işte ne oluyor biliyor musunuz? Bir ay, iki ay, üç ay kendini sıkıyorsun. Sonrasında McDonald's'lara, şunlara, bunlara, çikolatalara, hamburgerlere saldırıyorsun. Yapma, yapma. Hayatını kısıtlarsan, bu sana zehir olursa sen gidersin, bozarsın. Ve aha bak ben 3 kere yaşadım diyorum sana aynı durumu. Kısıtladım kendimi, tekrar kilo aldım. Kısıtladım kendimi, tekrar kilo aldım. Gidip yarım yağlı peynir almayın, yağsız peynir almayın. Yağlı peynir al, az ya abi. Onun yerine salatalık ye, onun yerine domates ye. Çünkü ben biliyorum abi, bizim gibi kilolu insanlar domatesten, salatalıktan, maruldan uzak duruyor. Marulu sadece hamburgerin arasında yiyoruz. Yapmayın bunu. Mümkün oldukça sofradaki her şeyden yemeye çalışın. Sofranız daha geniş olsun. Bir tane ekmeğin arasına köfteyi, kaşarı koyup yememeye çalışın. Kaşar da olsun, yumurta da olsun, zeytin de olsun, bal da olsun, çikolata da olsun, her şey olsun. Her şeyden yiyin, azar azar yiyin, mide gene doluyor. Ve mümkün oldukça salatalıktır, domatestir, maruldur, bu tarz ürünler kesinlikle neredeyse her öğününüzde masada bulunsun. Ve yiyin bunlardan. Yemekten önce su için arkadaşlar. Bu çok önemli. Su insanın açlığını gideren bir şey. Gerçekten acıktıkça su içebilirsiniz. Yani size kesinlikle öneriyorum. Acıktıkça salata yiyebilirsiniz. Yani ve salata yemek gerçekten lezzetli bir şey. Su içmek lezzetli bir şey. Bak ben sizi çok iyi biliyorum. Şu an izleyen kişi. Seni çok iyi biliyorum. Sen oturup su içmiyorsun. Kola içiyorsun. Sen oturup salata yemiyorsun, gidiyorsun çikolata yiyorsun veya başka bir şey yapıyorsun. Biliyorum abur cubur diye oradan şey alıyorsun. Bak cips ye mesela, cips ye, yeme demiyorum ama onu al cipsen, 3-4 tane al. Arkadaşlarında cips mi aldın? 3-4 tane al, ye, yeter. Veya tek başına mı aldın o cipsi? 3-4 tane al, ağzını kapat, geri koy. Hepsini yiyeceksin diye bir şey yok. O gün bitecek diye bir şey yok. Ben biliyorum. Aynı durumları yaşadım. Hepsini bitirmem gerekiyormuş gibi hissettim. Kaç kere. Ama yapmayın bunu. Mesela bak burada ne demişim? Bol bol meyve ye demişim. Meyve çok önemli arkadaşlar. Vücudumuza diğer gereksiz şekerleri sokacağımıza meyveden gelen o fruktozu sokalım. Yani o şekeri alalım bari. Yani çünkü o kadar gereksiz, o kadar saçma, o kadar kimyasal vücudumuza giriyorken bari meyvelerdeki şekeri alalım, alacaksak da. Abi gidip portakal suyu, yani o saçma sapan içinde ne olduğunu bile bilmediğimiz portakal sularını, şunları bunları içeceğimize gidip meyvesini yiyebiliriz. Ve yani çok daha ucuza bunu mal edebiliriz. Et. Arkadaşlar et proteinin ana kaynağı. Yumurta proteinin ana kaynağı. Süt ürünleri proteinin ana kaynağı. Süt ürünlerinden, etten sakın vazgeçmeyin. Ki düşünürsen et yemek, süt içmek, süt ürünleri tüketmek ve yumurta aslında çok healthy, yani çok böyle sağlıklı bir yaşam türü. Kötü bir şey değil. Yani belki en kolayı, en güzeli. Yani aslında biz kolay olanı yapamıyoruz. Yani sabahleyin bir yumurta haşlamak bu kadar zor değil. Veya illa karbonhidrat alacaksın. Abi patatesi yağ da yapma, patatesi haşla. Pilav yapacaksın, biraz daha az yağ kullan veya onun yerine bulgur pilavı ye. Bunları yapabilirsin. Çiğ köfte ye abi. Çiğ köftede deli gibi protein vardır ve kalori miktarı azdır. Bunu yapabilirsin. Hayattaki her şeyi yiyip kendine göre bir değerlendirme yapabilirsin. Bunların hepsini not almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bu süreçte hepsini not aldım. Neyin ne kadar kalori olduğunu, neyde ne kadar protein ve karbonhidrat veya ne kadar yağ olduğunu hepsini biliyordum. Artık belli bir süre sonra bunları ezberler hale gelmiştim. Şunu sakın yapmayın. Aa bunun içinde karbonhidrat var, ben yemeyeceğim. Bunu yapmayın. Onun içinde protein de var. O kaşarın, o peynirin, o yumurtanın, onun hepsinin içinde protein de var. O proteini almak için mecburen karbonhidratı da alacaksın. Ama sen gidip just, yani sadece karbonhidrat olan bir şeyi alırsan o sana zarar işte. Sen gidip çikolataya abanırsan, sen gidip dondurmaya, şuna buna abanırsan o zarar senin vücuduna. Yapma demiyorum, gene yap ama az yap. Haftada bir yap. Kendini mahrum edersen bitirirsin işlemi ve yani bırakırsın, pes edersin. Mesela atıyorum bir kaşarın içindeki şeyi sakın umursamayın. Bu kadar da karbonhidrat var. Şunu düşünebilirsin. Ben bunu yiyorum ama öbüründen olacağım. Hani bugün bu kadar karbonhidrat aldım. Yeter. Daha karbonhidrat almamam gerekiyor diyebilmelisin.
Bu bilinçe sahip olmalısın. Bilinçli olmasın. Kendi vücudunu tanımalısın. İnternetten araştırmalar yapıp orada gördüğün deneyimleri hayatında kullanabilirsin. Mesela yani affedersiniz, çıktığınız tuvalette bile bu durumu anlayabilirsiniz. Metabolizmanızın hızlanıp hızlanmadığını. Yani veya vücudunuzun şekline göre. Bol bol fotoğrafınızı çekin bu süreçte. Bunları yapın arkadaşlar. Bunlar kesinlikle önemli. Ve en önemli şeylerden birine geliyorum. Bunu yaparsanız vücudunuzda sarkma da olmaz. Vücudunuzda yarık da olmaz arkadaşlar. Hareket edin. Sakın durmayın. Hareket edin. Yerinizde oturmayın. Bir şey yapacağınız zaman birinden istemeyin o suyu. Kalk kendin al. Bir yere gideceğin zaman mümkün oldukça asansör kullanma. Merdivenden in çık. Tamam bu çok zor geliyor. Sana diyenler oluyor biliyorum. Bana da zor geliyordu. Bir iki denedikten sonra insan alışıyor. İnan buna gerçekten alışabiliyorsun. Ya haftada bir iki illa gym'e, spora falan buralara gitmenize gerek yok. Sen çık dışarı bir koşu yapsan bile yeter. Sen zaten kilolusun, senin bir şeyler basmana gerek yok. Çok fazla yok, en başta gerek yok. Ha illa ben işte şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsan da abi internete yaz, dumbbell al iki tane eve iki tane şunu yap ya. Bu çok zor bir şey değil. Hareket etmek cidden çok önemli. Haftada bir iki gün ya. İki gün gitseniz spora bir şekilde zaman ayırsanız sadece bir saat. Bak haftada iki gün yani toplamda haftada iki saat sizin spora gitmeniz demek sizin gerçek anlamda vücudunuzun dinçlik kazanması demek. Ama bunu hiçbirimiz yapmıyoruz maalesef. Ya toplumca bir bu konuda eksikliğimiz var. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bak en başından beri bahsediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle acele etmiyoruz. Aman ben koşacağım kilo vereceğim. Bıktırırsın kendini. Başka hiçbir şey yapmazsın. Düzene sokman gerekiyor kendini. Belirli şeylerin bilincinde olman gerekiyor. Bak ben yemin ediyorum akşamleyin hamburger menü söyleyip yiyordum. Vallahi kendimi ödüllendirmek için. Bayağı 250 ama nedeni neydi? İçinde diyordum ki 250 gram et var. Bayağı 30 lira para verip hamburger söylüyordum. Aha böyle arasında kocaman et var. Onun ekmeğindeki karbonhidratı umursamıyordum. Onun içindeki yağı umursamıyordum. Çünkü hayvan gibi protein alacaktım. Gidip protein tozu değil bayağı zevk ala ala protein yiyordum. Anladın mı? Protein tozunu süte karıştırıp içmek de güzel okey. Ama o hamburgeri yemekten kendime niye mahrum bırakayım? Ben bunu yaparak bir sonraki öğünümü biraz daha kısıyordum. Bunu yapıyordum. Zaten 250-300 gram hamburgeri yedikten sonra çok fazla, kilolu bile olsan fazla bir şey yemiyorsun. Arkadaşlar ben 2 tane pizzayı oturup 1,5 litre kolayla içen insandım. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Şimdi bu haldeyim. Orada o videoda en başta gördüğünüz haldeyken çok hayvan gibi bir şeydim. Peki arkadaşlar ben kaç kiloydum? Kaç kiloya düştüm? Videoda merak edilen soru. Arkadaşlar benim tap olarak gördüğüm kilo 134 kiloydu. Tabii bunu benim arkadaşlarım bile bilmez. 130'um, 125'im, şöyleyim, böyleyim. 134-135 kiloya kadar çıktım. Bugün tartıldığımda 105 kiloyum arkadaşlar. Neredeyse 29-30 kiloya yakın kilo verdim arkadaşlar. En başta ilk süreçte 16 kilo verdim. Bu bana çok iyi gelmişti, ooo falan demiştim, süperim. Sonrasında geri aldım. Sonrasında tekrardan 22 kiloya kadar kilo verdim. Dedim oha başardım olacak. Yani bundan bir 8-9 kilo daha tekrar geri aldım. Şimdi 30 kiloya yakın verdim. Şu an bak mesela ara ara diyetimi bozuyorum. Diyet değil pardon. Ara ara çikolata yiyorum, şunu yiyorum, bunu abartmamaya çalışıyorum. Bu Amerika'ya geldiğimden beri birazcık böyle ben kendi şeyimi bozdum. Ama Türkiye'ye döndüğümde gene ara ara sporuma gideceğim. Gene buna dikkat edeceğim. Hala daha dikkat etmeye çalışıyorum az da olsa. Bunu yapın arkadaşlar. Kesinlikle kaydınızı tutun. Bilin yani ne kilo verdiğinizi, ne yaptığınızı da bilin. Böyle söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar neredeyse 30 kilo vermiş bir insan olarak karşınızda duruyorum. Ve en başta 16, sonra 22, şimdi de 30 kilo vermiş bir insan olarak karşınızda duruyorum. Yani bu konu hakkında gerçekten fazlasıyla bilinçliyim. Size yani kesinlikle ama kesinlikle önerdiğim şey bunu yavaş yapın arkadaşlar. Hayatınıza yayın. Hızlı yaptığınız an bıkıyorsunuz. Bir şeylerden kendinizi mahrum bıraktığınız an bıkıyorsunuz. Ben milyonlarca video izledim şu YouTube'da kilo verebilmek için. Milyonlarca spor videosu izledim. Ne hangi hareketleri yapayım diye. Ben zaten geçmişte de sporcu bir insan olarak, futbol ve güreşle uğraşmış bir insan olarak zaten vücut yapım belli. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Her insanın vücut yapısı farklıdır. Her insanın yağının biriktiği yer farklıdır. Her insan için bu süreç farklıdır. O yüzden kendi vücudunuzu tanıyıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ben kendi vücudumu çok uzunca bir sürede tanıdım. Ama her şeyiyle biliyorum artık. Nerede metabolizmam hızlanacağını, ne yiyince ne yapacağımı, ne kadar karbonhidrat protein olduğunu,
Yani benim vücudumun tepkimelerini, her şeyini biliyorum. Kalıcı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bunu hayatınıza yaymanız gerektiğini zaten sabahtan beri söylüyorum. Formülü budur arkadaşlar. Hayatına yay. Yeme değil, ye. Ama az ye. Gün içerisinde çok yemek ye. Partlara böl. Az az ve sık ye. Bunu zaten milyonlarca insan söyledi ya. Türkiye'de, Amerika'da, şurada, burada ye. Millet bangır bangır bağırıyor. Az ye, sık ye diye. Bunu yapın abi. Basit. Az ye, sık ye. Bir tane yedin mi vücut ne oluyor lan diyor. Metabolizman anlayamıyor ne olduğunu. Zaten sana şöyle söyleyeyim. Senin 1 kilo dediğin 7200 kalori, yanlış bilmiyorsam. Senin vücudun o gün sadece yatsan bile 3000 kalori yakıyor. Veya metabolizma hızına göre değişiyor tabi. Senin yapman gereken 3000 kaloriden biraz az almak. Sen o gün 2700 kalori alsan 300 kalori kârdasın. Bir sonraki günde 300, bir sonraki günde 300. Bir bak, metabolizma hızını yavaşlattırmayacağım bu arada. Bir sonraki gün tekrardan 300 azalırsa zaten sen bir haftada, iki haftada 1 kilo vermiş bile oluyorsun. Yani senin acele etmene gerek yok. Bundan bahsediyorum. Evet bak, burada size söylüyorum. Fit 365. Fit 365 diye bir program var. Ben burada neyin ne kadar kalori olduğunu öğreniyordum ve oraya yazıyordum. Benim ne kadar su içmem gerektiğini program hesaplıyordu. Fit 365 bu. Reklam falan değil. Benim bayağı bir işime yaradı program. Bunu kesinlikle kullanın. Sonrasında alta linkini falan bulursam da ya da size yollarım ya da yazarım alta da tekrardan. İşte neyin ne kadar kalori olduğunu, bu öğlen öğününde ortalama ne kadar yemem gerektiğini bayağı bana diyetisyenlik yapıyordu yani program. Herhangi bir para da vermedim, herhangi bir şey de vermedim. Yani bu dediklerimi yaparak aslında arkadaşlar, diyet yapmadan hayatınızı bu şekilde bir hale getirerek veya doğru düzgün böyle spora gitmeden de, yani hareket ederek, gün içerisinde hareket ederek de aslında hem spor yapmadan hem de diyet yapmadan düzenli, düzgünce, kalıcı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Bunun kesinlikle garantisini veriyorum. Bunu yapıp veremeyecek bir adam yok. Keza aynı durumları ben yaşadım. Şöyle söyleyeyim, benim psikolojim mi bozulmadı, kafayı mı yemedim, belki ağladım abi. Kimse bilmez ama ben belki kilolarım yüzünden ağladım. Ama bugün bu haldeyim. Nasıl oldum? İşte bu şekilde. Sizden bir şey istiyorum. Bu yorumlara, bugün bu kilodayım abi, 2 ay sonra, 3 ay sonra şu kilodayım abi, sonrasında işte abi 10 ay oldu şu kilodayım abi diye yazmanızı istiyorum. Bana DM olarak da yollayın, fotoğraflarınızı da yollayın, bekliyorum. Ama bunu sakın şöyle demeyin, bir ayda hemen şu kilo olacağım değil. Hayır, ben beklerim abi, bir yıl sonra da yazın. Önemli değil, bir yıl sonra abi ben şu kilodayım diye yazın. Dediğini yaptım, uyguladım, her şeyden de yedim ama kıstım. Ben kendi kontrol ettim, her gün o Fit 365'e yazdım. Sonrasında zaten ezberliyorsunuz bu arada. Her şeyin ne kadar kalori olduğunu biliyorsunuz, ona göre yemek yiyorsunuz. Ben oraya yazdım, bilinçli bir şekilde hayatımı devam ettirdim. Hareketli oldum, durmadım. Yerimde oturup abur cubur yemedim. Onun yerine sağlıklı işte salatalık yedim, elma yedim. Şekeri elmadan alıyoruz bak mesela. Böyle yaptım, şöyle yaptım. Ve sonucunda abi evet ben de başardım diye başarı öykünüzü bana yollamanızı istiyorum. Bugün bu kanal 250-300 kişiyi takip ediyor. Yarın bir gün belki de 100 bin, belki de 200 bin olacağız. Allah izin verirse ben istikrarlı bir şekilde bu kanala video atmaya devam edeceğim. Sizden de abone olmanızı rica ediyorum. Lütfen beraber büyüyelim, güzel işler yapalım. Benim önceden de YouTube geçmişim var, müzik geçmişim var ve hala müzisyenim. Hala devam ediyorum. Yakında çok güzel videolar gelecek. Bu şekilde devam edersek gayet de güzel büyüyoruz. İzlenme sayılarımız ve izlenme sürelerimiz gerçekten çok güzel. İnsanın sevildiğini hissetmesi gerçekten çok güzel. Ben de sizleri seviyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Video gene çok uzun oldu ama gerçekten uzun olduğuna değdi. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. iosmanygn. Bunu takip etmeyi unutmayın. Yeni bilgisayar aldıktan sonra artık buralara, şu köşelere falan yazacağım. Ondan sonra söylememe gerek kalmayacak. Ama takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ha, bu arada hayatınızı fit hale getirin. Sağlıkla kalın.